Evet, kısa bir teknik problem oldu. Evet, dönelim başkanım. Belediye başkanlığı, işte işçi görüşmeleriyle ilgili konuşuyorduk. Evet, şimdi normal şartlar altında, işte az önce de anlattığım gibi, bir iş yerinde toplu sözleşme görüşmesi varsa, sendikanın görevi işverenle işçiyi birbirinden uzaklaştırmaktır. Yani sendikanın tarzı şeyi budur. Ama ben sürekli neden işçiye seslenmediğimle ilgili eleştirildim. Şimdi en son dedim ki ya geçen gün, ya arkadaşlar sizin kitabınızda yazıyor. Biliyorsunuz biz bir işçi kütüphanesi açtık şantiyenin içinde. Açsınlar orada baksınlar. Yani şu yapılırsa ben buna hak veririm. Şimdi sendika mesela birçok yerde görmüşsünüzdür bunu. İşveren seslenmek ister, bu belediye başkanı da olabilir. İşçiyi kaçırırlar. Yani dinlemesin, ona hitap etmesin diye, onun kırmasın diye, onu etkilemesin diye. Ama işte siz bizim belediye başkanımsınız. Tamam dedim, ben sizin belediye Ama aynı başkanımsınız. zamanda patronsunuz başkanımız. Hayır, İşverensiniz evet, yani. ben işveren kısmını bıraktık. Biz senin belediye başkanı, sen bizim belediye başkanımsın. Tamam. O zaman toplantıyı siz düzenleyin dedim. Yani sendika olarak toplantıyı siz düzenleyin. Düzenli, nizami bir şey olsun. Herkes sorsun, ben cevabını vereyim. Bu da olmadı. Yani bunu da yapamadık. Dediğim gibi sendikanın işi işvereni şeyden uzaklaştırmaktır işçiden. Velhasıl geldiğimiz noktada böyle birçok eksiklik yaşadık. Ama ben burada ne sendika yönetimine, ne sendika temsilcilerine, ne de işçi arkadaşlara kızıyorum. Yani hani oldu bitti, yaşandı. Bu dediğim gibi geriye dönüp bir hesaplaşma içine girmek doğru değil ama yani kızmıyorum da. Neden? Onun sebebi şu. Yani ben Çiğli Belediye işçisi, benim kardeşim, benim arkadaşım, benim komşum, benim büyük çoğunluğu 20 küsur yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Partidaşım. Yani benim onlarla bir mücadelem, benim onlarla bir anlaşmazlığım, benim onlarla bir hesaplaşma içine girmem gibi bir şey söz konusu değil. Bugüne kadar da geçmişti. Biliyorsunuz ilçe başkanıydım ben. Çiğli genelde işçi krizleriyle anılan bir ilçe. Yani Tabii her dönem oluyor her dönem başkanım oluyor. Bunu halkımız da iyi biliyor. Ben ilçe başkanıydım. Sendikacılar gelirdi. Belediye başkanıyla arasını ben yapardım. Ya da yapmaya gayret ederdim. yani. Yani elimden geldiğince. Özellikle bundan önceki 5 yıl boyunun 3'ünde ben ilçe başkanıydım. Ya da il yöneticisiydim ya da ilçe yöneticisiydim. Sürekli bir temasımız oldu. Ya da şöyle diyeyim mesela 99 gençliği diye bir bizim şeyimiz var, oluşumuz var. Yani tam aklımda değil ama en az 50 kişidir şu an belediyede işçi. Bunların 49'u yani 50. benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1999 yılında gençlik kollarında görev almış arkadaşlar. Ya ben de gençlik kollarında. Onlar beni ilçe yönetimine önermiş falan. Hani böyle bir ilişkimiz var. Şimdi bu ilişkinin içinde açıklamadaki nokta şu. Ya bir yapı var. Ben ilk geldiğim günde bunu tespit ettim. Geçmişte de tespit etmiştim. Yani İlçe şebeke başkanıyken, dediğiniz şebeke dediğim ne? bu. Şimdi Bunu daha önce de yapmıştı. Yaklaşık 1,5 yıl önce de yine buna benzer bir açıklama yapmıştınız evet başkanım. kullandım. Yani ben bunu ilçe başkanıyken de fark ettim. Şimdi bir yapı var. Bu yapı dönem dönem içindeki kişiler değişiyor ama bu bir tarz olarak devam ediyor. Öyle diyeyim. Partiyle belediyeyi bir yani partiyle belediye başkanı, ilçe başkanıyla belediye başkanının özeti. Belediye işçisiyle belediye başkanı bilinçli bir şekilde karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu bir dönem A grubu olabilir, bir dönem B grubu olabilir, bir dönem C grubu olabilir. Yani kişiler değişiyor olabilir ama taktik, tarz, üslup aynı. Ve bunun için örgütleniyorlar kendi aralarında. Sebep ne? İki şey var. Ya bu işçi çıkarı falan değil. Alınan parayla ilgili bir şey değil. İki şey var. Bu yapı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısız olmasını istiyor. Birincisi. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden belediye başkanının başarısız olmasını istiyor. Şimdi nereden çıkarıyorsunuz da ben 20 yıldır Çiğli'de oturuyorum. 3 yıldır da belediye başkanıyım. Bundan önceki belediye başkanlarını gördüm. 99'da aldık Tevfik Alyanak'ta. Geldiğimiz noktada bugün Tevfik Alyanak eski belediye başkanı. Başkanım, o Ensari zaman Bulut şöyle eski bir belediye başkanı. Allah rahmet eylesin. Yani ikinci dönemi gören yok bakın. Metin Solak eski belediye başkanı. Hasan Hasan Aslan. Aslan eski belediye başkanı. Şimdi bu yapıların işi bu. Yani başkanı alıyor, partiyi alıyor, çitiliyor, yıpratıyor. Ondan sonra onun yerine kendi arkadaşını getirmeye çalışıyor. Bu bir. Bir de bunun parti dışında uzantıları var. Yani dışarıdan gelenler dediğim o. Hem Cumhuriyet Halk Partisi dışında sürece dahil olan yapılar var. Hem Çiğli dışında sürece dahil olan yapılar. Yani bu dediğim gibi her dönem var. İzmir siyasetinin yansıması olabilir.
işte akrabalık ilişkileri olabilir, ne bileyim işte komşu ilçeden kaynaklı şeyler olabilir. Bunlar hep var. Yani sonuçta bir siyaset yapıyoruz. Başka partilerin Çiğli üzerinde emeli var. Başka partilerin Çiğli belediye başkanlığının seçimini kazanma gibi arzuları var. Parti içindeki arkadaşların adayı değiştirmek gibi, mevcut başkanı yıpratmak gibi amaçları var. Bunların tamamını bir şebeke dedim. Ve bu şebekeyle mücadeleyi bir görev olarak. Çünkü ben kendi işçimle kucaklaştım. Ben aslında bu sizin şahs, bir tek sadece sizin şahsınızla alakalı bir şey. Önceki dönemlerden çıkarttığımız bir sonuç yani. Düşünsün arkadaşlar. Belediye işçisi de düşünsün, partilimiz de düşünsün, Çiğli halkı da düşünsün. Bugün bizim yaşadığımız geçmişte yaşanmadı mı? Aynısı. Aynısı yaşanmadı mı bir düşünün. Eğer yaşanmamışsa ben yanlışım. Ama dönüp baktığımızda siz de bir gazeteci olarak Çiğli evet. siyasetini iyi biliyorsunuz. Bunların hepsini yaşadık. Yani ve krizler anlık olurdu. Aylık olurdu Çiğli'de. Yani evet. Ben işte 3 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bir gün gün yüzü görmedik yani. Bir gün işçiyle bir şey oldu, bir gün halkla bir şey oldu, vatandaş yürüyüşleri oldu. Yani biz krizle yaşamaya alıştık. Ve bu 3 yılda ne yaptım derseniz, geçen haftaya kadar, evet. yani neyi başardım derseniz, iki şey başardık diyebilirdik. Bir, Çiğli'nin adını İzmir'e, Türkiye'ye duyurduk. Türkiye'de bir Çiğli diye ilçe var olduğunu Avrupa'ya bile gösterdik. Bir. İki, huzuru, barışı sağladık. Diye bir yani geçen haftaya kadar. Evet. Bu yaşadığımız olay buna da yapılmış bir sabotajdı. Yani benim bütün düşündüğüm o. Bugün geldiğimiz noktada ben inanıyorum ki grev yapan arkadaşlar dahil keşke grev yapmasaydık diyorlar. İnanıyorum yani. Çünkü biz ilk dakika son dakikaya kadar olmaması için uğraştık. Yaşanması gerekiyordu. Yaşanmış. Çiğli halkına yaşattığımız olumsuzluk için çok özür dilerim. Evet, yani belediye başkanı olarak özür dilerim. Bunu kendi sosyal medya hesabımızdan da paylaşarak. Evet ama halkın da duyarlılığı için yani belediyenin bu sürecine katkı koyduğu için de ayrıca teşekkür ederim. Evet. Yani çöpler dolu olmasın diye başka çöp kutusuna alan mı var, evinden çöpü çıkarmayan mı var, kendisi çöpleri alıp toplayıp başka bir yerde depolayan mı var? Yani fabrikalar böyle, hastaneler böyle, yurttaşlar böyle. Yani ben çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Evet.